Bakın Ehl-i Sünnet'in kaynaklarını hepsini teker teker göstermiyorum. Sünen-i Nesai'de var mesela. Sünen-i Mesai'de ve en son eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan Evet, bir Süleyman Ateş. Süleyman Ateş'in bir cümlesini geçeyim Okuyalım ya. onu isterseniz hocam. Bakın Süleyman Ateş bu memleketin Yaşayan şu anda. yaşayan Ehl-i Sünnet toplumla camiaları içerisinde sayılı ilim adamlarından birisi. Diyanet İşleri Bakın Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı rütbesine kadar ulaşmış ve Ehl-i Sünnet cemaatleri içerisinde saygın seçkin yeri olanlardan birisi. 5 Ekim 2004 Salı. 5 Ekim 2004 Salı Vatan Gazetesi'nde bakın diyor ki Caferiler abdeste çıplak ayağa mesh ederler. Aslında Kur'an'ın emri de böyledir. Ancak zamanla Kur'an'ın emri çarpıtılmıştır. Mealler hep ayete çarpık mana vermişlerdir. Kur'an abdeste yüz, el, kolların yıkanmasını, başla ayakların mesh edilmesini emreder. Bunda en ufak bir kuşku yoktur. Bakın bunu Diyanet İşleri Başkanlığı yapan birisi diyor. Yine Süleyman Ateş 15 Mart 2005 Vatan Gazetesi. Tarihini de veriyorum. 15 Mart 2005 Vatan Gazetesi. Soruyorlar buna. Bir yazınızda ayakların meshedilmesini Kur'an emri olduğunu ifade etmişsiniz. Diyanet İşleri bu konudaki bir yazısında ayakların mutlaka yıkanması gerektiğini belirtmiştir. Hangisi doğru? Bakın cevaba dikkat edin. Cevap, Diyanet'te bu fetvada ısrar edenler yüzyıllarca şartlanmış kafaların devamıdır. Bilgileri Kur'an'dan değil, Emevi devrinden itibaren oluşturulan rivayetlerden gelir. Allahu Ekber. Aslında Süleyman Ateş burada çok şeyi söylüyor. Evet. Mes konusunu açıklarken birçok Tabii, konuyu tabii, tabii açıklıyor. birçok konuyu açıklamış oluyor. Bakın, bilgileri Kur'an'dan değil, Emevi devrinden itibaren oluşturulan rivayetlerden gelir. Biz size Kur'an'ın emrini açıkladık. Bu kadar izahımıza rağmen hala tereddüt ediyorsanız varın Diyanet'in fetvasıyla mutlu olun. Neden peygamber torunlarının koskoca İmam Cafer-i Sadık'ın Ali Zeynel Abidin'in peygamberin 10 yıl hizmetinde bulunmuş sahabesi olan Enes İbni Malik'in aydınlık görüşlerini bırakıyorsunuz da bilimsel düşünceye ters rivayetçilerin kafasına uyuyorsunuz? Tabii herkesin görüşü kendine. Evet, bu da anlaşılmıştır. Bunu arz edeyim Gerekirse Yaşar Bey. hocam şimdi Son nokta, evet son arz ama edecekseniz can ama alıcı noktaları geçmek doğru benim olmaz de Yaşar soracak Bey. çok sorum var şimdi. Eyvallah. İnşallah ben inanıyorum. Bağışla. Şu anda bizi izlemekte olan Ehli Beyt aşıkları, Ehli Beyt'e gönül verenler inanıyorum haftaya cumartesi bu canlı yayını tekrar Bir daha yaptıracaklar. yaptırsınlar o zaman. İnanıyorum. O zaman devam edin Şunu lütfen. arz ediyorum Yaşar Bey. Eğer Kur'an birileri efendim Kur'an'a rağmen beyin jimnastiği yapıp efendim din üretmeye çalışıyorlar. Din hükümlerini kendi kafalarına göre uydurmaya. Efendim yıkamak daha temiz değil mi? Öyle Ya sen diyorlar o. Allah'tan çok mu anlayacaksın? Bir. İkincisi, tabii ki yıkamak temizliktir. Ama Allah ibadetin şeklini Allah koyar. Din sahibi koyar. Allah mesh et diyorsa ve senin ayağın kirliyse Ehl-i Beyt Mektebi diyor ki ayağın kirliyse terliyse önce ayağını yıka Yıka, sonra kuru. kurut. Kuruttuktan sonra başla abdestini al. Abdest alırken ayaklarına mesh et. Burada da yıkadın dikkat et. Ama abdestin dışında yıkamış oldun. Bir diğer konu Yaşar Bey Kur'an madem yıka diyorsa yıka diyorsa ki biz diyoruz yıka demiyor mesh et diyor. Kur'an madem yıka diyorsa Ehl-i Sünnet'in dört mezhebine mensup olanlar neden yazın yıkayıp kışın mestin üzerine mesh Evet, ediyorlar. keçi derisinin üzerine mesleği Eğer nasıl olur? Kur'an yıkayın diyor ise Ehl-i Sünnet'in kışın kıldığı namazları batıldır. Çünkü niye? Kur'an yıkayın demesine rağmen onlar derinin üstüne mesh ediyorlar. Efendim falan mezhep müçtehidi böyle fetva verdi. Bizi mezhebin müçtehidi bağlamıyor. Kur'an bağlıyor. Kur'an'da nas var çünkü. Açık ayet var. Eğer Kur'an yıkayın diyorsa kışın kılınan namazları batıldır. Eğer Kur'an meshedin diyorsa yazın kılınan namazları batıldır. Bunda ulemaları gitsin hesabını yapsın ve tahlilini yapsın inşallah. Hocam dolayısıyla Kur'an'da açık emir varken müçtehit Fetva konuda veremez. veremez Bakın yani açık o. emre yani nas'a karşı içtihat olmaz. Eyvallah. Gerçi nas'a karşı içtihat çok yapmışlardır. Evet.
Sözüm ona değil. Ama nasla karşı içtihat din adına din üretmektir. Evet.